Cep telefonunu başucuna koyup uyuyanlar dikkat, müzisyen Çilem Duman korkunç sonuçlara yol açabilecek bir kazayı ucuz atlattı. Komedinin de duran telefon durup dururken patladı. Genç sanatçı o kabusu Show Haber'e anlattı. Uykumdan bir patlamayla uyandım. Pat, çat 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 böyle alevler ve ateşler. Hayır, şarja takılı değildi. Sanki evimin içine bomba atılmış gibi. Derin uykudan yüreğini ağzına getiren bir sesle uyandı. Başucundaki telefon bomba gibi patladı. O andaki şokumu anlatamam size. O telefon elimde olsaydı ve patlasaydı flüt çaldım, elimi kaybedebilirdim. Telefonda konuşurken patlasaydı hayatımda hiç yaşayamayacağım şeyler yaşayabilirdim. Müzisyen Çilem Duman 2 yıl önce ünlü bir markanın üretimi olan bir cep telefonu satın aldı. Tavsiyeyle hat üzerinden aldığım bir telefondu. Özel görüşmelerimde kullandığım, dostlarımda bulunan hattımın bulunduğu telefondu. Hemen hemen birçoğumuzun yaptığı gibi sanatçı Çilem Duman da telefonunu başucuna bırakmış, rahat bir uykuya dalmıştı. Ancak dün sabah 11 sularında kabusa uyandı. Çünkü o başucundaki telefon bomba gibi patlamıştı. Küçük bir pufum var. Her zaman yatağımın biraz gerisinde bulunan. Telefonumun patladığını ve yanmaya başladığını gördüm. Yanan telefonu havluyla tutarak su kovasına attım ben. Korktu, paniğe kapıldı ama bir yandan da şaşırdı. Çünkü durup dururken patlayan telefon şarjda bile değildi. Üstünü basarak söylüyorum. Bu telefon şarja takılı değildi ve bu marka telefondan ben çok büyük bir felaket ve skandal yaşadım. Ünlü sanatçı o telefonu öneren hem operatör firmasından hem de markadan şikayetçi oldu. Çünkü hem evi yanabilirdi hem de mesleğinden olabilirdi. Bana dönüş yapıyorlar, ilgileneceğiz. Ama sordukları çok komik bir soru oldu markanın. Efendim sadece pufunuz mu yandı? Ben müdahale etmeseydim puf da yanacaktı, evim de yanacaktı. Elimde olsaydı elim de parçalanabilirdi. Yüzümde olsaydı yüzüm yanacaktı. Yani bunun daha ötesi var mı? Çilem Duman herkesi uyardı. Herkes her yerde hakkını aramalıdır.